Son ünitedeyiz arkadaşlar ee, bu konunun daha doğrusu tanzimata hazırlayan şartlar konusunun son ünitesine geldik 19. yüzyılda medeniyet değişimi Medine şehir demektir medeniyet için kısaca şehircilik uygarlık denilebilir Yaşamsal ihtiyaçlara karşılanmış şehirli insan ile tarımsal faaliyet içerisinde olan insan arasında üretim ve tüketim çeşitliliği arasında ciddi bir fark vardır ve sanat da son noktada fizyolojik ihtiyaçları giderilmiş şehirliğinin faaliyetleridir. Ee, kısaca modernleşme şehirleşmedir. Türkiye'nin şehirleşmiş batı ile ilişkiye girdikten sonra hızla kırsal nüfusunun azalması ve kent nüfusunun artması bundan dolayıdır. Türkler Orta Asya'dan getirdikleri dini ve kültürel unsurları Anadolu kavşağında İslamiyetle buluşturmuşlar ve bu üç kültür dairesini sentezleyip bir medeniyet oluşturmuşlardır. Şehirleşmiş batı ile ilişkiye girmeye başladıktan sonra bu üçlü yapının içine yeni bir kültür dairesi daha eklenmeye başlar ki bu yeni daire mevcut medeniyet ile felsefi, dini, kültürel, zihinsel temeller bakımından yapısal olarak önemli farklar gösterir. Tanzimatla ve cumhuriyetle batılılaşma bir devlet programı haline getirilmiş olsa da hala değişimin sancılarının yaşanıyor olması ilk dönemdeki medeniyet krizinin büyüklüğündendir. Hatta Tampra'nın çok Doğru bir ifadesi var. Ee, yeni Edebiyat Yeni Edebiyat'ın böyle bir krizle başladığını söyler. Medeniyetin bir krizle başladığını söyler. Medeniyet değişimi için zihniyet değişimi gereklidir. Veya gerekli midir? Sorusunu sormak aslında doğru. Ee, medeniyet değişimi için zihniyet değişimi gereklidir. Doğru. Osmanlı zaruri olduğu müddetçe Avrupa'dan değer ithal etmiştir. Onların kültürel değerini. Rönesans'ın öncü isimlerinden Leonardo da Vinci, Haliç ve Galata üzerine birer köprü çizimi yapmış ve bunu padişaha bildirmiş. Rönesans'ın bir diğer ismi Michelangelo'nun da köprü yapımı ile ilgili olarak İstanbul'a gelmeye niyetlendiği bir bilinir. Yine Kanuni Sultan Süleyman döneminde at meydanına Herkül ve Apollo gibi mitolojik heykeller ee, dikilmiştir. Osmanlı'da ve öncesinde el, bilim elbette vardır rasathanelerin varlığı bile başlı başına bilimsel çalışmaların yapıldığını kanıttır. Osmanlı uleması özellikle Şeyhülislam veya etrafındakiler büyük ölçüde statükocudur ve mevcut durumun devamını sağlamanın en iyi yol olduğuna inanır. Hatta böyle bir e, inanış vardır. Oradaki dürbünlerden melekleri izlendiğine dair bir e, safsata yayınlandı olarak bilgi dini kaynakların bilgisiyle sınırlamak Osmanlı ulemasını çelişki ve çatışmaya düşürür. Dini bilimle kovuşturup bilimin referanslarını dinde aramak. Ulemayı güdük bir dairenin içine hapseder. En güvenli yol statü statükonun devamını sağlamaktır. Osmanlı zaten en büyük hatalardan biri budur. Bilimin referansını dinde aramak, dinin referanslarını bilimde aramak. Osmanlı üç büyük dinin dışında pek çok mezhebi de içinde barındırdığı için zaten ülkeyi şeriatla yönetiler bilmesine e, imkan yoktur. Adalet öncelikli olarak örfü hukuka dayanır. Şeriata değil Osmanlı da Her türlü yasanın dinden referanslarla çıkarılması zihniyetin çözümlenmesi noktasında ipucu olarak görülebilir. Modernleşmenin temelleri. Osmanlı modernleşmesini tanzimat ile sınırlamak doğru olmaz. Daha uzun bir geçmişe sahiptir. Yine Osmanlı modernleşmesi başta Mısır olmak üzere diğer Müslüman ülkeleri de kapsayıcı ve onları da teşvik edici bir görünüm arz eder. Milletçiliğin de Rusya'da yaşayan Türkler arasında daha bilinçli bir biçimde gelişmesi de bununla ilgilidir doğdular savaş meydanlarında. Sonra ticarette yüz yüze geldikleri Avrupa'yı daha yoğun bir biçimde izlemeye başlar. 18. asır Osmanlısı Avrupa ve Rusya'ya çalkantılı bir fikir iklimi içinde bakmıştır. Ama bu bakış ve bilincin evrimi bile Osmanlı dünyasında önemli değişmelerin var olduğunu gösterir. Osmanlı'yı medeniyet değişimine zorlayan toplumsal ve siyasi gelişmeler, Osmanlı savaşlardaki mağlubiyetler ve toprak kayıplarına kadar modernleşmek ve batılılaşmak gereğini duymamıştır. Karlofça Antlaşması ile başlayan toprak kayıplarının Kırım'ın bağımsızlığını elde ettiği Küçük Kaynarca ile devam etmesi ardından Edirne Antlaşması ile Yunanistan'ın bağımsızlık kazanması Osmanlı'nın dikkatini kendine karşı bir süredir galibiyet almakta ve üstünü kurmakta olan Avrupa'ya çevirmiştir. Osmanlı'nın mevcut konumunu koruyabilmesi için en iyi bildiği işi yapmaktan, savaşmaktan başka şansı kalmamıştır. Mağlubiyetler Osmanlı'nın kendilerinde yüce gördükleri değerlere karşı artık bir şüphe uyandırdı. Çünkü siz düşmanınız bile olsa onun iyiliklerini, iyi değerlerini, oturmuş değerlerini, sağlam felsefesini, mantığını, sosyolojisini almak zorundasınız. Bir saatten sonra savaşla olmaz asker sayısı ve teçhizat bakımından savaştıkları devletlerden geri olmasalar da mağlubiyetler ve yıkımlar en büyük gerçek olarak ortada durmaktadır. Batı ile aranın açılmasını hızlandıran dinamik Batı ilerlerken Osmanlı'nın durmasıdır. Rönesans, reform, hümanizm, coğrafi keşifler, aydınlanma felsefesi, sanayi devrimi, Fransız ihtilali ve benzeri gelişmeler hem bir birikimin sonucudur hem de yeni değişimlere katalizör olur. Tetikleyici yeni medeniyetle ilişkiyi bilmek Tanzimat dönemi edebiyatının mevcut tematik ve biçimsel halini sağlayan dinamikleri yazar ve şairlerin zihniyetlerinin nasıl şekillendiğini anlamak noktasında çok önemlidir. Burada bırakıyoruz. Bir sonraki dersi matbaanın Osmanlı'ya gelişi ve etkileriyle devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.